Türkiye'nin en hızlı metrosu olan Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Pınar Özenç notlarıyla karşımızda, ayrıntıları kendisinden dinleyeceğiz. Pınar. Türkiye'nin göz bebeği dev projelerden biriydi. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete başladı ve hemen akabinde de tabii bu dünyanın sayılı havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na ulaşım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmaları başladı ve artık o çalışmaların sonuna gelindi. Bugün bizim gurur günümüzdü ve İstanbul Havalimanı metrosuna kavuştu. Açılış törenini tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirdi. Tabii buraya İstanbulluların rağbeti yoğun olduğu törenden saatler öncesinden Kağıthane Meydanı dolmaya başladı. Yoğun bir güvenlik tedbiri de vardı tabii burada. Herkes aranarak tek tek içeri alındı ve ardından törene geçildi. Metro ile ilgili isterseniz biraz detayları paylaşalım, aktaralım. Kağıthane Göktürk İstanbul Havalimanı metrosunun şu anki uzunluğu toplamda 34 kilometre ve 8 istasyon bulunuyor üzerinde ve önümüzdeki süreçte Zincirlikuyu'dan katılacak bir metro durağı da olacak. Gayrettepe durağı ile birlikte 37,5 kilometre olacak hattın uzunluğu ve istasyon sayısı da 9'a çıkacak. Tabii Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak aynı zamanda, çünkü bu metro araçları saatte 120 kilometre hızla seyredecek. Evet, bir kez daha söyleyelim, metro araçları saatte 120 kilometre hızla seyredecek ve günde tam 800 bin günlük yolcu kapasitesine sahip bu metro hattı üzerinde. Şu anda Kağıthane, Hastal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı durakları var. Tabi İstanbul Havalimanı içinde de aynı zamanda iki durak daha bulunuyor. Bunlar Terminal 2 ve Kargo Terminali olmak üzere. Çok büyük bir havalimanı malumunuz İstanbul Havalimanı. Evet, toplamda İstanbul Havalimanı'nda da 3 durak bulunmuş oluyor. Kağıthane Göktürk İstanbul Havalimanı metrosunun içinde. Kağıthane'den binen bir yolcu İstanbul Havalimanı'na sadece 24 dakikada ulaşım sağlayabilecek. Ulaşım hızlı, güvenilir, kolay ve ekonomik olacak. Tabii ki bunun yanı sıra Göktürk'ten de İstanbul Havalimanı 12 dakika, Göktürk'ten binen bir yolcu da İstanbul'un bir diğer ucuna Mahmutbey'e de yine 38 dakika gibi bir sürede ulaşmış olacak. Görkemli bir törenle dediğimiz gibi burada açılışı yapıldı. İstanbul Havalimanı metrosuna kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da müjdeyi verdi. Bir ay boyunca Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak.